Merhaba sayın seyirciler. Evet, bugün 23 Nisan. Bugün 23 Nisan. Biz de koltuğumuzu o yüzden Deren'e bıraktık. Deren Avşar bizimle birlikte. Deren Avşar açılışı yaptı sevgili izleyiciler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı mı kutluyoruz? Evet. Seviniyor musun bu bayram için? Evet. Ne kadar seviniyorsun? Bize o sevincini göstermek Çok. İçin bir şiir okur musun? Evet. Mesela? Bir şiir oku bize. Tamam. Ey Türk gençli, birinci vazifen Türk isteklerini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbale dahil seni vazineden mahrum etmek isteyecek ayrı harcı bedbahtların olacaktır. Bir gün istikrar ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için bu için amanca vaziyetin imkan ve şeritini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerit çok damsat bir mayede tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsal görülmemiş bir galibiyetin bir mesele olabilirler. Cebrail eliyle Aziz Batı'nın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fili işgal edilmiş olabilir. Bütün müşrikten dahil ve davayım olmak üzere memleketin dahilinde istidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta ihanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerinin müstemliğin siyasemeye teyit edebilirler. Millet hak zaruret içinde harap tak düşmüş olabilir. Türk istikbaline evladı. İşte bağlar ve Seda vazifen Türk İstikbal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Mısraç olduğun kudret zamanlan Afrika'nın mevcuttur. Mısır Kemal Atatürk. Bravo. Kaç yaşındasın Deren? 5. 5 yaşındasın. Evet. Ne kadar zamandır çalıştın, öğrendin bu gençliğe hitabeyi? Annem öğretti. Ne kadar zamandır çalışıyorsun? Çok. Çok. Peki seviyor musun? Anlıyor musun? Evet. Peki, seni şöyle alalım, sen bize bir de şarkı okuyacaksın, seni yerine alalım, gel. Yavaş, şöyle yerine alalım seni. Hocam bu arada sizle de sohbete bir yandan başlayalım. Ünsal Yavuz bizlerle birlikte bugün. Ulusal egemenliği sizinle konuşacağız. Çocuk bayramını Deren'le kutlayacağız. Deren bize şiirler de okuyacak, 10. yıl marşı da okuyacaksın değil mi? Evet. Tamam, şimdi sen bir burada birazcık dur. Hocamız da bize ulusal egemenliği bir anlatsın, öğrenelim, olur mu? Tamam. Tamam. Hocam, ulusal egemenliğin anlamını çocuk bayramı olmasından başlayarak dilerseniz. Evet. Yani o kadar anlamlı ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, ulusal egemenlik bayramı aynı zamanda çocuklara da armağan edilmesi. Tabii. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Efendim, ulusal egemenlik mecliste ortaya çıkıyor. Ulusal bağımsızlık savaşının başından itibaren... Oturabilirsin oraya istersen. Bildirgelerde, kongrelerde tamam. Hep üzerinde durulan yaklaşımlar hakimiyeti milliye, iradeyi milliye veya Amasya bildirgesinde olduğu gibi vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı tehlikededir. Bunu kim kurtaracak? Milletin azim ve kararı. Yani ulusal bağımsızlık savaşına başlarken Mustafa Kemal Paşa ulusa olan güvenini ve bu kapsamlı savaşın ancak ulusla birlikte götürüleceğinin bilincindedir. Ve yavaş yavaş hakimiyeti milliye, irade-i milliye kongrelerde ortaya çıkar ve nihayet meclisin açılmasıyla birlikte meclisin duvarında pekişecektir. Hakimiyet milletindir, egemenlik milletindir. Ve bundan sonra bu mecliste milletin temsilcileri eliyle
bu onurlu, şerefli savaş birlikte götürülecektir. Daha sonra tabii egemenlik ulusundur. Yeni sözcüklerin katılımıyla da pekişecektir. Kayıtsız, koşulsuz. Bugün de meclisimizin duvarında yazan budur. Egemenlik kayıtsız, koşulsuz. Bugünkü koşulları da konuşacağız. Ne kadar buna uyuluyor artık o kadar değişenler, tartışılanlar, dönüşülenler. Tabii. Onlar evet. Başka şeyler ama evet. İdeallerini konuşuyoruz biz. Bu kuruluş ideallerini konuşuyoruz bir anlamda. Evet. Çocuklara yönelik bölüme de isterseniz bir açılım getirelim. Tabii. Neden böyle bir tercihte bulunduğuna? Bir kere savaşın başı itibariyle Mustafa Kemal Paşa'nın gençliğe olan güveni tamdır. Yakın arkadaşlarından birine gönderdiği fotoğrafında şunları yazmaktadır. Diyor ki, benim bu işe girişmemin nedeni sadece vatanıma, milletime olan sevgim değil, günün karanlıkları ve şarlatanlıkları içinde ışık serpmeye çalışan gençlerdir diyor. Yani onu cesaretlendiren böyle kapsamlı bir savaşı içine iten nedenlerden biri gençliğe olan güven. Bu çok önemli. Ve çeşitli zamanlarda da gençlerle birlikte yaptığı toplantılarda örneğin onlardan bazı istekleri vardır. Biraz gerilerden başlayalım. Sivas Kongresi'nde. Sivas Kongresi'nde bir doktor Hikmet var. İstanbul. Yani gençlere duyulan o güvenle diyorsunuz. Tabii. Nüveleri zaten oluşmaya başladı. Tabii. Sivas Kongresi'nde bir doktor Hikmet var. Sivas Kongresi'nde biliyorsunuz madde meselesi günlerce kongreyi meşgul etmiştir. Şimdi bu tartışmalar olurken doktor Hikmet söz alır. Der ki biz buraya ülkeyi nasıl kurtaracağımızı tartışmaya geldiğimizi sanıyorduk. Ama günlerdir burada bir manda meselesidir, sürüp gidiyor. Ve sözlerini şöyle tamamlıyor. Eğer Mustafa Kemal bu manda meselesini kabul ederse biz onu vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı ilan ederiz. Gençlik böyle bir gençlik. Böylesine coşkulu bir gençlik. Ve Mustafa Kemal Paşa da arkadaşlarına dönerek efendiler işte gençliğin asil sesini duydunuz. Evladım diyor merak etme ya bağımsızlık ya ölüm. Dolayısıyla daha savaşın başında gençlerden aldığı destek var. Sadece gençlerden değil kadınlardan aldığı destekler var. Üsküdar'da, Sultanahmet'te kadın... Yani zaten tüm bu destekle beraber gerçekleşen o çok katılımcı, çok çeşitli katılımcılarla beraber, evet. Çeşitli seviyelerdeki, yaş seviyelerindeki katılımcılarla beraber, cinsiyet ayrımı olmadan, etnik ayrımı olmadan o katılımla beraber geldiği için bu tercih de geleceği inşa edecek olan çocuklar oldu diyorsunuz. Kesinlikle. Biraz burada yine derene kulak verelim mi? Çocuklar, verelim tabii. Çocuklar da çok gayet güzel şeyler söyledi. Karşılığını veriyor galiba değil mi? Evet. Deren 23 Nisanlarda ne yaparsın sen genelde? Genelde şöyle yaparım. Pasta yerim bir de oyuncak oynarım. Pasta yer oyuncak oynarsın. Okula gidiyor musun? Hayır. Anaokuluna falan gitmiyorsun kreşe. Sadece annen öğretiyor. Ha, kreşe gidiyorum. Kreşe gidiyorsun. Yani bütün şiirleri sana annen mi öğretti? Evet. Geldiğimde. Kreşten gelince eve annen öğretiyor. Maşallah annene de çok da güzel öğretmiş. Bize bir 23 Nisan şiiri okur musun? Bu gelen tamam. Bizim... Hı-hı. Bu gelen bizim bayram. Ben de sana bu şarkıyı yazmıştım. Bana bu gelen bizim bayram. Yükseliyor bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere. Bugünleri verene. Bugünleri verene.
Deren'e. Evet, Deren dün bizi ziyarete geldi. Bir izleyicimizin, bir izleyicimiz aslında. Deren de bizim izleyicimiz. Evet. Ziyarete geldi annesiyle beraber. Biz de çok beğendik şiirini, gençliğe hitabeyi okuyuşunu. Bugün konuk etmek istedik kendisini. Gece dün gidince ezberledi bu şiiri. Değil mi? Bana mı, benim için mi ezberledin bu şiiri? Evet, bu şiir yeni, o yüzden biraz takılıyor. Normalde gayet gençliğe hitap ve hiç takılmadan okuyor. Maşallah diyoruz. 10. yıl marşını da söylüyormuşsun galiba. Evet. Bir söyler misin onu da bize? 100. yıl marşı. Hadi bakalım, ne biliyorsun bir söyle bize. Biraz şenlenelim biz de. Bayram coşkusunu seninle yaşayalım. Kork. Ay, o değildi. O İstiklal Marşı. Çıktık açık alınla. On yılda her savaşta, on yılda 15 milyon genç yarattık her yaşta. Başka bir temdin yanın saydım başkımandan. Demir alala ördük ana yurdu dört baştan. Türk'üz Cumhuriyeti gözümüz tünçleri. Türk'e durmak yaraşmaz. Türk önde, Türk ileri. Bravo. Bu kadar güzel olabilir. Atatürk'ü nasıl tanıdın Deren? Annem tanıdı. Anladım. Peki nasıl buldun? Yani ne hissediyorsun? Bize duygularını aktarır mısın? Tamam. Aktar hadi. Hislerini aktar bize. Ne hissediyorsun Mustafa Kemal Atatürk deyince? Mustafa Kemal Atatürk deyince şiirimi hissediyorum. Anneme gidip koşuyorum. Anne, bir tane şiir ezberletir misin? Atatürk'lü şiir ezberletir misin diyorum. Annen de sana şiir ezberletiyor. Evet. Yani sevdiğin için mi? Evet. Ondan bahsetmek mi istiyorsun? O yüzden mi şiirler ezberliyorsun? Evet. Mutlu oluyor musun peki böyle? Evet. Peki nasıl mutlu oluyorsun? Biraz tarif et lütfen bize. Çünkü bir şeyler düşündüğümde mutlu oluyorum ya. O yüzden de şarkı söylemek için de mutlu oluyorum. Evet, çok güzel bir açıklama oldu. Bir şeyler düşündüğünde mutlu oluyorsun. Evet. Anladım. Peki, sen yine aklına bir şeyler gelince benimle paylaş, oldu mu? Biz biraz daha Ünsal Hoca'yla sohbet edelim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sen aklına gelince konuş yine bizimle. Tamam. Evet hocam, ulusal egemenlikten yola çıktık. Kurtuluş Savaşı'nın akabinde kurulan bir idealize cumhuriyet dedik. İdeallerle kurulmuştu. Bugünden bakalım bir de isterseniz. Bugün ne görüyorsunuz cumhuriyete baktığınız zaman? Bugün kafalar karışık. Öyle görünüyor. Bizim cumhuriyetimiz aslında laik demokratik cumhuriyet. Cumhuriyetimizin iki temel ayağı bu. Bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri değildi. İslami Cumhuriyeti hiç değildi. Fakat bu temel kavramlar bugünlerde biraz erozyona uğratılıyor. Bütün belirtileriyle ortada. Cumhuriyet sanki bir başka cumhuriyete dönüştürülmek isteniyor. Kafalarda bir takım karışıklıklar var. Bütün mesajlarla bunu... Bu cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak örneğin bir eş başkanlıktan söz ediliyor. Bir yarı başkanlıktan söz ediliyor. Parlamenter başkanlık sistemi gibi bir şeyden söz ediliyor. Tüm bunlar var olan kurucu sistemin, kuruluş sisteminin tersi tabii. Yani kurucu mecliste başka bir şeyler yaşandığı hep değerlendirilir, yorumlanır ama milli egemenlik, milletin iradesi önemli bir kavramdır. Bugün geldiği noktada milletin iradesi önemli mi? Ne görüyorsunuz? Bir kere demokrasi ilk başlarda da ifade edildiği gibi hedeflere ulaşmak için bir amaç değil, bir araç olarak kullanılıyor. Bunlar açık söylendi. Laikliğin eğer gerekirse halka götürüleceği ve bir referandumla laikliğin ortadan kaldırılacağı. Demokrasiye baktığımız zaman
Buna demokrasi demek mümkün değil. Tam bir tek parti suntası mecliste oluşmuş durumda. Ben güçlüyüm, sandalye sayım fazla, ben bilirim, ben ederim, kimseye de hesap vermem anlayışıyla bu iş yürüyor. Bir kere %10'luk bir baraj olduğu sürece demokrasiden söz etmek olanaklı değil. Bakın şimdi dar bölge sistemleri konuşuluyor. Hatta katsayı 3'e indirilsin deniyor ama şimdiye kadar 12 Eylül'den beri bu konan %10'luk barajı indirmek hiçbir koalisyon hükümetlerinin aklının kenarından dahi geçmedi. Şimdiki iktidarın hiç düşünmediği bir şey. Çünkü iktidarların hoşuna giden bir baraj. Ama barajın altında kalan partilerin egemenliğin ortaya çıktığı mecliste temsil edilemediğini söylersek o zaman hangi ulusal egemenlikten söz edebiliriz? Evet, burada temel bir problemi görüyoruz temel yani. Temel problem var. Üstelik bu baraj altında kalan partilerin aldıkları oylar, meclise giremeyen oylar da büyük partilere dağıtılıyor. Yani vatandaş bir partiye oy veriyor, parti çıtanın altında kalıp meclise giremiyor ve oyu başka partiye kayıyor. Şimdi bu böyle bir ulusal egemenlik söz etmek olanaksız. Kaldı ki fakirliğin egemen olduğu, yoksulluğun egemen olduğu, bugün, eğitim düzeyinin düşük olduğu toplumlarda demokrasi bir aldatmacadır. Evet, bugün gazetelerde çeşitli araştırmalar var. Çocuklar tablosu, Türkiye'nin çocuklar tablosu da vahim. Evet. %67'sinin proteine ulaşmakta sıkıntı duyduğu gibi bir istatistik, örneğin Bahçeşehir Üniversitesi'nin araştırması var. Bu da tabii Türkiye'nin üzen tarafı. Sıkıntı burada. Demektir ki bu icraat da iktidarlar bu çözüm yerine, çözüm üretmek yerine çözümü büyütüyorlar demektir. Giderek böyle vahim tablonun büyüdüğünü görüyoruz. Çünkü. Maalesef dediklerinizin hepsine katılıyorum. Türkiye iyi yönetilmiyor. Bakınız bir kuraklık geçirdik. Kışın ne kar yağdı ne doğru dürüst yağmur aldık. Şimdi yağmur mevsimindeyiz. Bizim A planımız, B planımız, C planımız var diyen siyasiler şimdi yavaş yavaş baklaları ağızlarından çıkarmaya başladılar. Yağmur yağmazsa su yok, su yoksa elektrik yok, elektrik ısıntısı başlayacak. Şimdi, zaman zaman zaten Allah'tan geldi gibi cümleler de çıkıyor ağızlarından. Evet. O yüzden siyaseten ne demeye çalıştıklarını ben de anlayamıyorum. Bu arada Deren biraz sıkıldı galiba. Deren'cim seni Türkiye'nin sevgilisi olduğunu anladığım kadarıyla inanılmaz mesajlar geliyor. Bak neler söylemişler seninle ilgili. İşte Türkiye'nin geleceği demişler sana. Sen bir örneksin tabii. Türkiye'nin hakikaten geleceklerinden bir tanesi. Onun küçük Deren'den 10. yıl marşı denilmiş. Ne güzel bir sürpriz yaptın Semra'cığım. Bize iyi ki varsınız. Gönlümü fikrime olan tek kanalsınız. Yavrum Deren'im helal olsun sana. Seni yetiştiren anneyi kutluyorum. Deren'cim gözlerinden öpüyorum bebeğim demiş. Örneğin bir izleyicimiz. Ben o küçük Deren'in ağzını yerim diyen bir izleyicimiz de var. Bu arada Twitter'dan gelen mesajlar. Deren çok sevinmiş anlaşılan. O dedemdi çünkü dedem beni çok seviyor. Öyle mi? Deden de seni çok seviyor. Ama herkes çok sevdi seni gördüğüm gibi. Küçük bir çocuk ve bir bilim adamı konukla ne kadar zor bir profil vallahi. Gönülden tebrikler, mükemmel görünüyorsunuz demiş bir izleyicimiz. Çok teşekkür ederim. Bizim işimiz bu. Evet, evet. Çok güzel. Yorumlar geldikçe ben de anlatmaya devam edeyim. Deren, kreşte neler öğreniyorsun? Sana kreş. Orada da Atatürk'ü öğretiyorlar mı? Atatürk'ü öğretiyorlar ama orada boyama da var. Bir sürü oyuncak var. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun Deren? Büyüyünce ben de öğretmen olmak istiyorum. Öyle mi? Öğretmen olunca ne oluyor? Hani ne yapıyorsun? Neden öğretmen olmak çünkü istiyorsun? Çünkü orada öğretmen var. Yani öğretmen ne yapıyor? Neden istiyorsun öğretmen olmayı? İşte. Öğretmen sana ne öğretiyor? Hayır, hep bütün çocuklar var orada. Öğretmen sadece ders çalıştırmıyor. Şöyle yapıyor. Oyuncak veriyor, oynuyoruz. Oyuncak veriyor, oynuyoruz. Hem oyuncak veriyor, hem oynuyorsunuz, hem de ders çalışıyorsunuz. İkisi birden olduğu için öğretmen olacaksın. Hayır, ders çalışmıyorum. Orada sadece oyuncak var. Ama erken uyuyoruz. Erken uyuyorsunuz. Evet.
Tabii uyuyun ki büyüyün yani. Uyumadan büyümüyor. Daha küçüksünüz. Uyuma ihtiyacınız var. Değil mi? Ama ben 5 yaşındayım ve ablayım. Hem ablasın hem 5 yaşındasın. Evet, tabii büyümüşsün ama daha da büyüyeceksin. Derenin bu arada Atatürk rozeti de var. Ben de ona bugün anısına bir Atatürk rozeti takacaksınız. Takacağım. Bu çok önemli bir şey. Rozet. Bana Milli Güvenlik Akademisi'nde kurulunda hediye etmişler. Bak çok güzel, beğeneceksin. Bunu hiç çıkar olur mu? Tamam. Herkesin önünde de tak. Bazıları biraz bakarken diş gıcırdatıyor ama varsın gıcırdatsınlar. Evet, bakalım. Şunu zoom yapabilir miyiz, gösterelim? Hem Türk bayrağı hem de bir Atatürk resmi. Sizin de ceketinizde ben bunu hep takıyorum çünkü bazılarına bakıyorum sadece bayrak takıyorlar. Bazıları sadece Atatürk takıyorlar. Halbuki Atatürk olmazsa o şanlı 2000 yıl içinden çıkıp gelen bayrağımız bu kadar güzel salına ülkenin en tepesinde gururla dalgalanabilir miydi diyorsunuz? Sembolü olarak dalgalanabilir miydi? Evet. Onun için ben bu tipini seviyorum. Sıkıldın mı? O zaman şöyle ne diyelim sana, sen bizimle bir de şarkı paylaş istersen, sonra seni çıkaralım stüdyomuzdan. Bir veda şarkısı, 23 Nisan şarkısı söyler misin bize? Tamam. O zaman şunu. Korkma. Sönmez bu şafaklar, uzan al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten es olacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimin direncek. Bu ona bakıyor, bu da ona bakıyor. İki ekranda kafan karıştı galiba, değil mi? İkisinde de sen varsın. Şu anda çünkü televizyonda sen varsın. Evet. İstiklal Marşı'nı da ezberlemişsin sen böylece. Onu da öğrenmiş olduk. İstiklal Marşı'nı okudun, 23 Nisan şarkısı beklerken. Hayda var. Korkma. Sönmez bu şafaklar, üzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten es olacak. O benim milletimin yıldızı da parlayacak. O benimdir, o benim milletimin direncek. Çakma, kurban olayım çehreni ey nazlılar. Kahraman ırkıma virgül ve bu şiddet bu celal. Sana olmaz dokunan kanlarımız zor eyler. Hakkıdır hakka tapan milletimin istikler. Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. Köklerimi sal gibi benim içini aşarım. Yırtarım dağları, engelleri sığmam, taşarım. Karbon alfa, kıl sarma, saçlı hızırlı duvar. Benim imanlı göğsüm bir sarat divar. Olsun, korkma. Nasıl böyle bir iman doğar? Medeniyet dediğim tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçak uğratma sakın. Siper et gövdeyin, dört olmayan sıcakın. Doğacaklar sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerlerin toprak diyerek geçme. Tanrı, işin altındaki günlerce gefansız yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır yatanı. Her bir dünyalar alsan bir cennet vatanı. Kim bu cennette sınırın olmaz feda. Feda, fışkıracak topraksan feda. Canı, cananı, bütün varmasın dırda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumu sana şurada önce kemeli. Değmesin mavedim göğsüne ama her şey zaman ki. Şahanetliğin dini temeli. Dini temeli. O zaman buraya hazırlanıyorum. Öyle mi? Hatırlamadığın yere atla. Evet, atla o zaman. Tamam. Ruhumu senle şu dolandık emin. Değmesin mabedimin göğsüne ama hemen şu ezanlar kehanet dini temeli.
O zaman yükselerek ağaçlar belki başlar. Dalgalar sarı şafaklar gibi şanlı iler. Olsun artık dökülen kanlarımı hep şeyler. Ebediyen sana ırkımı hak üzmüşler. Hakkıdır hür yaşamış bayram hürriyet. Hakkıdır hakkı tutan milletine en istekler. Bravo sana Deren. Çok güzel ezberlemişsin. Hakikaten çok güzel okuyorsun da. Böyle vurguların da güzel yerli yerinde. Öğrenirken çok hakikaten çok güzel öğrenmişsin. Çok teşekkür ediyorum sana. İzleyenlerimiz de teşekkür ediyorlar. Seni çok öpmemi istiyorlar. Sen daha fazla sıkılma. Çok bizi hakikaten şereflendirdin. Çok güzel şiirler okudun. Geleceğimizi aydınlattın adeta. Biz de böylece o kadar burada her sabah sorunlarımızı konuşuyoruz, dertlerimizi konuşuyoruz, ülkemizin geleceğine yönelik kaygılarımızı paylaşıyoruz. Sen bize şu anda ışık oldun. Ülkemizin geleceğiyle ilgili bütün kaygılarımız gitti bugün bizim. Çok teşekkür ediyoruz. Gel uğurlayalım seni. Gel bakalım. Hop. Ama uğurlamadan önce bir öpeyim ben seni. Bütün izleyicilerimizin adına seni öptüm. Mikrofonunu da çıkaralım. Seni uğurlayalım. Deren'cim ben de öpeceğim. Evet bugün son derece hareketli bir stüdyoyuz. Senin gibilere ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum Deren'cim. Abicin seni çıkaracak şimdi. Geleceğimizin ışıkları. Evet. Hakikaten ne kadar kaygılı paylaşımlar yaparsak yapalım, değil mi? Buralarda sohbetler ediyoruz, Türkiye'nin dönüştürüldüğünü konuşuyoruz, değiştiğini tabii, konuşuyoruz. Tabii. Ama tüm bunlara rağmen şu da bir gerçek ki Türkiye'nin çok 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 ilginç bir potansiyeli var. Deren gibi çocukları var, Deren gibi gençleri sen de var. Nasıl? Gezi'de de gördük örneğin bu potansiyeli, değil mi? Tabii. Gezi'de fevkalade spontane bir oluşum yaşadı Türkiye. Ve üzerindeki ölü toprağını attı. Artık korku falan yok. Bakın bütün sokaklar, meydanlar doluyor. İnsanlar boşuna herhalde toma suyu yemek için veya biber gazı solumak için meydanlara çıkmıyorlar. Bu insanların dertleri var. Bu insanların sorunları var. Bunu çözecek olan da iktidar. Peki iktidar ne yapıyor? Bu hiçbir yere çıkamazsınız diyor. Taksim kapalı kardeşim. Kadıköy kapalı. Niye kapalı? Neden kapalı? Esas şimdi Taksim güzel bir gezi yeriydi. Şimdi esas toplanacak meydan beton yığınına çevirdiler. Gayet de güzel bir meydan oldu. Ne İsrar'a var da vermiyorlar. Evet. Yine açıklaması var başbakanın bu anlamda. Evet, aradaki elektriklenmeyi giderek körüklüyor siyasi iktidar. Ama muhalefette gideceğim diyor. 1 Mayıs'ı göreceğiz bakalım neler olacak. Yani evet. Bu inatlaşmanın bir sonu olması lazım. İktidarın bu resti sürekli restle karşıya kalıp da evet. Tahrik edici buluyor musunuz siz bu rest çekmesini sürekli? Kesinlikle. Çünkü inatlaşmayı tahrik ediyor. Yani rest çektikçe ne olacak yani nereye kadar gidecek bu? En sonunda tamam restini gördüm diyenler ortaya çıkarsa ne olacak? Ortada bir çatışma. Zaten millet kamplara ayrılmış durumda. Başbakanın konuşmaları fevkalade tahrik edici. Afrika seyahatine geldikten sonra havaalanında yaptığı konuşmalar, burada Esenboğa yolunda yaptığı konuşmalar hala takılmış kalmış. Dolmabahçe'de bilmem neler oldu. Hatta devletin en yüksek kademeleri böyle şeylerin olmadığını, böyle kayıtların olmadığını, belge filan ortada olmadığını, İstanbul Valisi de İçişleri o zamanki hepsi söylediler. Hala ısrar ediyor. Yok bilmem bir kapalı bayana saldırılmış bir şeyler olmuş falan. Bunlar olacak şey değil. Bunlar meydanlarda söylenecek şeyler değil. Evet. Aleni olarak halkın bir kısmını tahrik ediyor. Ve kutuplaştırıyor milleti. Tanrı göstermesin ortaya bir kıvılcım atılırsa ne olacak bu kutuplar? Hiç. Şimdi çok şey değişiyor Türkiye'de. Bu kutuplaşma yaşanıyor bir yandan. Bir yandan da işte Türkiye bir seçim sürecini yaşadı Sayın Yavuz. Hani nasıl gördünüz bilmiyorum ama işte TC'nin kaldırılmasına tepkiler dile geldi seçim kampanyasında. İşte aynı zamanda bayramlarla ilgili biliyorsunuz tartışılıyor artık. Bayramların kutlanmasında da tuhaflıklar yaşandı. Hem de nasıl? O tüm bu değişimin yansımasını nasıl buluyorsunuz topluma? Hani %43 gibi bir AKP var. Bu değişim de yavaş yavaş gerçekleşiyor. Yani Cumhuriyet ideallerinin yerleşmesi bağlamında
baktığınızda Türkiye'de ne görüyorsunuz? Şimdi 10 sene öncesinden ufak ufak bunun mesajları gelmeye başladı. İlk önce toplumu alıştırdılar. Ondan sonra da yavaş yavaş eyleme geçtiler. Teoriden pratiğe döktüler. O zamanki Milli Eğitim Bakanı artık bu ulusal bayramların statlarda böyle Sovyet vari, Çin vari nereden çıkardıysa kutlanmaktan çıkarılmasını meydanlara, halkın çıkmasını, meydanlarda kutlanmasını istedi. Halk da kutladı. Bakın 2 sene öncesinden 29 Ekim'de insanlar meydanlarda, ulus meydanda toplandılar. Ve dediler ki Anıtkabir'e gideceğiz. Yok gidersin, gidemezsin derken bariyerleri indirdiler aşağı. Bir de güzel Anıtkabir'e gittiler. Şimdi herhalde... Ama biber gazlı tazikli sulu müdahaleye tabii, de maruz kaldılar orada. Zaten barikatları aşarak gittiler. Bunun çevik kuvvet denen silahlı gücün bildiği başka bir şey yok. Tek kişiden aldığı yani emirle. Yani Anıtkabir'e gitmek isteyenler barikatları aşmak zorunda kaldı. Hani evet. Bunu vurgulamak istiyorum ben. Evet. Çünkü o kadar şey tuhaf geliyor ki insana. Bir bayram Anıtkabir'e gitmek istiyorlar evet. Meclisin önünden ama barikatla karşılaşıyorlar. Evet. Ondan bunu sonra 10 Kasım'da da anma gününde de anımsayacaksınız. Yine Anıtkabir'e gidilmek istendi ve gidildi. Tabii ondan sonra takip eden yaz gezi olayları başladı. Bu büyük bir kilometre taşı Türkiye'nin toplumsal yaşamında. Ve ondan sonra tekrar 29 Ekim ve 10 Kasım'ı anımsayın. Hele geçen özellikle sene 10 Kasım'da. Özellikle Anıtkabir'in yoğunluğundan anlıyoruz ki biz... 1 milyon 300 bin anımsadığım refleks kadarıyla. Refleks var, bir kaygı var. Şimdi Deren'in okuduğu gençliğe hitabeyi düşünün. Bakın ne kadar güzel ezberlemiş. Belki tam anlamını bilmiyor ama orada çok çarpıcı ifadeler ama var. Ama sevgiyle de okuyor, çok belli değil mi? Çok. Çok. Şimdi orada ne diyor? Bütün ülke işgal edilmiş olabilir filan ama bundan daha vahim olmak üzere. Ülkeyi yönetenler kendi çıkarlarını müstebilerin, yengiyle çıkmış olan ülkelerin kaderleriyle birleştirebilir. Bunları yaşıyoruz. Ve işte orada gençliğin dikkatini çekiyor. Söylemin son paragrafıdır. Orada gençliğin dikkatini çekiyor. Bakın. Dalga geçmeyin, tekrar baştaki duruma döneriz. Nedir baştaki durum? İşte 19 Mayıs'ın 1919'un 19 Mayıs'ında işte Samsun'a çıktığımda genel görünüm buydu. Umutsuz bir görünüm. En ufak bir işaret yok, kurtuluş işareti yok. Ve Büyük Atatürk 1937'de bir cumhuriyet balosunda bunu şöyle anlatır. Çocuklar çok heyecanlılar, diyorlar ki yorulsak da durmadan dinlenmeden sizi takip edeceğiz. Onun da dediği şu, çok duygulanıyor ve söz istiyor. Diyor ki demin çok güzel şeyler söylediniz ama arkadaşlar diyor yorulmamak olur mu? Yorulmamak her canlıya özgü bir niteliktir. Benim sizden istediğim şu, yorulsanız dahi durmadan dinlenmeden beni takip edeceksiniz. Çünkü İnsanın içinde öyle bir manevi güç vardır ki yorgunluğunu unutturur ve yürütür. Evet, hocam müsaade ederseniz Deren'den buyurun. Kaynaklı yoğunluklu olarak evet. Mesaj yağmuru var. Bazı mesajları okumak istiyorum Twitter'dan buyurun, gelen. Buyurun. Bir izleyenimiz diyor ki günaydın, sohbet harika, Deren oralardaysa benim için yanaklarını ısırın. Hocamızın sohbetine de doyum olmuyor, saygılar demiş. Deren'in yanaklarını ısırmaya kıyamam. Ben sizin için de öpeyim onu. Hakikaten kıyamam. Reklam arasını iple çekiyorum yine Deren'i öpmek için. Ülkemin en büyük ve özgürce yayın yapabilen tek kanalıdır Halk TV demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Derenciğini candan kutlarız Semra Topçu. Kimse bu yavrularımızın yüreğinden Mustafa Kemal Atatürk'ü silemez, silemeyecektir diyor bir başka izleyicimiz. Evet, Atatürk'ün fotoğraflarıyla beraber bizlerin fotoğraflarını çekip yayınlamış bir izleyicimiz. Derenciye hayatta başarılar, alkışlar demişler. Kim hırsız yetiştirir, eli öpülesi annemiz insan yetiştirmiş, mutlu sabahlar herkese demiş bir başka izleyicimiz. Evet, Deren'in yanaklarını öpebilir misiniz diyen bir başka izleyici var. İzleyenlerimizin mesajları geldikçe aktarayım. Şunu konuşalım isterim. Artık hani sözü bağlayacağız, sizi de uğurlayacağız. Evet, evet. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Türkiye şu anda sistem değişikliğini yeniden tartışıyor. AKP çünkü başkanlık, yarı başkanlık, işte dar bölge sistemi gibi bazı tartışmalar yaratıyor. Ve oy çokluğuna da dayanarak bunları çıkarma meyillisi yeniden oy gücünü, oy potansiyelini artırmak için.
Zira yerel seçimde oyunun düştüğü il genel meclisi, genel seçime denk düşen il genel meclisinde düştüğü tespit olunuyor. Onun önünü önlem almaya çalışıyor diye değerlendiriliyor. Siz baktığınız zaman ne yapmaya çalışıyorlar, ne görüyorsunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte dediğiniz gibi sistemle oynayarak o ters gidişi, her zaman iyiyiz güçlüyüzü oynayanların aslında dışarıya pek böyle bir görüntü vermek istemedikleri ortada, ama işler ters gidiyor, o kadar kolay da değil ve çırpındıkça da batıyorlar. Bakınız ne yaptılar, büyük kentlerde hemen bazı ilçeleri aldılar, diğerleri, mesela ben Çayyolu'nda oturuyorum örneğin. Çayyolu'nu aldılar yeni mahalleden, Çankaya'ya bağladılar. Amaç neydi? Yeni mahalleyi zayıf düşürüp orada kazanmaktı. Tam tersi oldu. Hem yeni zaten Çankaya'da CHP kuvvetli. Yeni mahalleyi yine aldı. Şimdi bu dar bölgeler falan yaptıkları hesaba uygun olmayabilir. Yani evdeki hesap çarşıya pazara uymayabilir. Ama yapsınlar. Ama bu neyi gösteriyor? Bir şeyler ters gittiğini artık iktidar partisi farkında. Yeni arayışlar içinde, yeni çözümlemelere yöneliyor. Çünkü iktidarın başındaki kişi de kendini şimdiye kadar Büyük Atatürk'ün bile donatmadığı yetkilerle donatma peşinde. Tek adam olma sevdalısı. Bakın, başkomutanlık yasası diye bir yasa var. Hemen Sakarya Savaşları öncesinde bütün milletvekilleri Mustafa Kemal'e çullanıyorlar. Niye bu paşa meclis koridorlarında dolaşıyor da savaş meydanında değil? Yunanlar da gelmiş Sivrihisar'a dayanmışlar. Onun üzerine 4 Ağustos 1921'de bir önerge veriyor. Önergenin aslı şu: genelin arzusu üzerine meclisin bütün yetkilerini almayı kabul ediyorum. Ve bu yetkiler benim demokrasiye olan, demokrasinin bir hizmetkarı olduğum herkesçe bilinir. O nedenle bu yetkilerin 3 ay gibi bir süreyle sınırlı olarak verilmesini. Çünkü durum olağanüstü. Düşman burnunuzun dibine gelmiş. Bu durumda demokrasi hizmetkarı olduğunu söyleyip sadece 3 ay gibi bir süreyle bu yetkilerin kendisine verilmesini, önergesini tahil veriyor. Tahil etmesi biraz zor hakikaten, evet. Öyle bir koşulda. Resmen savaşın içinde. Tabii. O koşullarda yine de bu tercihi yapabiliyor, bu duyarlılığı gösterebiliyor. Gösteriyor ve meclis de bu yetkileri kavga gürültü veriyor. Şimdi sorarım, başbakan bütün yetkileri, yasama kendisinde zaten, yürütme de orada. Zaten şeyi de yargıyla benzetti. O da kendi kontrolünde, yasama, yürütme, yargı. Demokraside kuvvetler birliği mi var, ayrılığı mı var? İlk önce onu bilmek lazım. Bir de koşullar neyi gerektiriyor ki bütün yetkilerin kendinde olmasını istiyor? Ne yapmak istiyor? İşte ulus egemenliği, egemen ulus egemenliğini, iradesini bu noktada göstermesi lazım. Bunu yapması lazım. Bu yetkilerin bu kişiye verilmemesi lazım. Şimdiye kadar elinde yetki olmadığı halde memleketin altını üstüne getirdi. Cumhuriyetle başlamış olan bütün temel kurumlar, alıştığımız şeyler hepsi allak bullak edildi, erozyona uğratıldı. Hepsi elimizin altından kaydırılıp bir taraflara götürülüyor. Bir de maazallah bu yetkileri alırsa ne yapar başbakan? Bir onu düşünmek lazım. Onun için halkın Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı. Zaten Cumhurbaşkanı da demiyor, başkan olacağım diyor. Cumhurbaşkanı falan değil, başkan olacağım diyor. Neyin başkanı olacaksa o da belli değil. Şimdi milletin bunların hepsini düşünüp önüne koyması lazım. Gerçekten bu memlekete sahip çıkacak, Atatürk'e, Atatürk'ün laik demokratik cumhuriyetine ödünsüz ve kararlı bir şekilde sahip çıkacak. Ve iktidarın oyuncağı olmayacak. İktidarın önüne getirdiği her yasayı, her kanunu, yönetmeliği gözü kapalı imzalamayacak, reddedecek bir cumhurbaşkanına gerçekten kuvvetli gereksinmemiz var. Evet, önümüzdeki süreçte halk seçecek Cumhurbaşkanı'nı. Halk seçerken de bunlara dikkat etsin diyorsunuz. Tabii. Çok bariz bir şekilde toplumun germeyecek, milli iradeye sahip çıkacak. Herkesi kucaklayacak. Herkesi kucaklayacak. Bakın ilk mecliste Mustafa Kemal Paşa toplumun tüm kesimlerinden gelen hacı, hoca, aşiret reisi, asker, bürokrat, sivil, esnaf kim varsa mecliste hepsini kucaklıyor. O mecliste
değişik gruplar var. Bugünkü partiler gibi değil ama gruplar var. Yani o mecliste tartışma var. Tartışan meclis. Bu birinci meclis. Şimdi tartışan şunu meclis. Şunu da altını çizelim dilerseniz izleyenlerimize, sizin vesilenizle Sayın Yavuz. Zaman zaman denk geldikçe ben o döneme ilişkin tutanakları okuyorum. Denk geldikçe hani bazı kitapların içerisinde denk geliyor. Evet. Bir konuyla ilgili gündeme gelince merak edip bakıyorum vesaire. Gerçekten inanılmaz bir tartışma ortamı var. Çok şaşırtıyor beni. Tabii. Yani bu kadar bugün bu kadar tartışamıyorken bazı şeyleri. Kesinlikle. O mecliste o kadar özgürce tartışıyorlar ki hayranlık uyandırdı bende mesela okuduğum bazı oturumlar. Evet, fikirler farklı, gruplar farklı. Tabii bir sorun gündeme geldiği zaman o mecliste herkes kendi kafasına göre, yaklaşımına göre tartışıyor. Ama bu meclisin değişmeyen bir ekseni var. Tam bağımsız ülkeyi önce işgalden kurtarmak, sonra da kurmak. Türkiye şu anda tam bağımsız denilebilir mi? Denilemez. Nasıl dersiniz? Atatürk'ün yaklaşımıyla ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olmaz diyor. Eğer ki bir toplum adliyesinde, ekonomisinde, hukukunda, yargısında kendi çıkarları doğrultusunda karar mekanizmalarını çalıştırmıyorsa, hepsinde değil, bir tanesinde, örneğin hepsinde karar alıyorsunuz da ekonomide önünüze bir reçete atıyorlar veya maliyede bir kuruluş önünüze reçete atıyor, bunu uygulayacaksınız dediği an çok ödünsüz ve kararlı Büyük Atatürk. Diyor ki bu kurumlardan sadece birinde o toplum kendi çıkarları doğrultusunda karar mekanizmalarını devreye sokamıyorsa o toplum bağımlıdır, bitti. Şimdi buyurun bakın. Evet. Avrupa Birliği durmadan ne yapıyor? Durmadan bizi dürtüklüyor. Bakın bu yasalar bizim Avrupa Birliği ile uyum sağlamıyor. Ne yapacaksanız yapın. Şimdi buradaki yargı yetersiz kalınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor insanlar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Türkiye'yi dışarıdaki bir kuruma şikayet etmektir. Orada hak aramaktır. Ve o hakkını orada elde ettiği zaman Avrupa Birliği diyor ki bunu uygulayacaksın kardeşim. Peki bu müdahale değil de nedir? Söyler misiniz bana? Yani küresel sistem de bir değişti eski koşullarında değil. Evet. Türkiye'de bu anlamda eski kesinlikle gibi davranmıyor. 550 milyar dolar borcu olan bir ülke nasıl bağımsız olur, bana söyler misiniz? Herkes bütün alacaklar dayandıkları zaman kapıya, o zaman bağımsızlık neymiş görürüm ben. Herkes inleyen nameleri söyleyerek ağlamaya başlar. Şimdi bakın. Elektriği dışarıdan alacağız diyor. Bitti bu iş. Elektrikte de dışa bağımlı hale geldik. Belki kuraklıktan buğday filan bulunamayacak. Rekolte düşmüş. Ziraat Odaları Birliği Başkanı Sayın İbrahim Bey söylüyor. Yazın açlık çekeceğiz diyor. Buyurun. Ne yapacağız peki? Bu güzel vatanda şu geldiğimiz noktaya bakınız. Evet, planlama sorunları... Hala çılgın projeler, hala otoyollar, hala TOKİ'ler, yer gök doldu ve TOKİ'lerle, otoyollarla kalkınan bir Türkiye, çılgın kanallarla, dünyanın en büyük havaalanlarıyla. Ya siz bunu bırakın da şu insanlar neden ağlıyorlar sokakta, ne istiyorlar, onlara kulak verin, sorularını çözün. İşte ulus egemenliğini bu noktalarda gösterecek. Evet, ulusal egemenlik. Başka çaresi yok. Ulusun egemenliğini göstermesi gerekiyor. Bu anlamda kaygınız var mı? Topluma baktığınız zaman o algı yönetimleri, işte etkisizleştirme, medyanın kullanımı vesaire gibi baktığınızda, ya da cehalet, bunu da konuşmak Gezi lazım. Gezi olaylarından sonra fevkalade umutluyum. O spontane oluşum bunların gözünde korkuttu. Ve bu çocuklar... Teknolojiyle oynuyorlar. Bizler gibi, biz kuşaklar gibi değiller. Bakın Twitter'ı kapatıyor, öbür taraftan giriyorlar. Facebook'u kapıyor, bir çözüm geliyor hemen. Bunlarla baş edemezler. Bu iletişimi. Siz hangi çağda yaşıyorsunuz? Böyle Abdülhamit'in Hafiye grubunu kuracaksınız. Herkesi izleyeceksiniz. Jurnalcilere prim vereceksiniz. Muhbirleri el üstünde tutuyorsunuz. O dönemler bitti. Bitti o dönemler. Bir daha o dönemlere dönülmesine kimse izin vermez. Bu macera olur.
İnternet yasaklarını da zaman zaman hatırlatıyorum ben. Biz programımızda değerlendirmiştik Bilgisayar Mühendisleri Odası'yla. Matbaanın geç gelişi gibi değerlendirdik. Evet. İnterneti yasaklayınca zarar gören sizsiniz. Matbaanın geç gelmesinden zarar gören bu topraklar oldu. Kendi gibi daha çok kullanıyor. Bunun farkında değil. Bence benim siyasilere bir ricam olacak onlardan. Çünkü diyorlar ki biz tarihi biliriz. Orta Asya'dan Avrupa işlerine kadar tarihimizi biliriz. Tamam, o güzel. Ama diktatörler tarihini bir alıp okusunlar bakalım. Evet, orayı da öğrensinler diyorsunuz. Evet. Orası eksik kalmış. Ne olmuş sonları bir öğrensinler, onları çok iyi olacak. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Farklı bir sohbet oldu. Tarihci gözüyle geleceğin perspektifini bile koydunuz bize. Çok teşekkürler. Rica ederim, rica ederim. Farklı bir programla karşınızda olduk sevgili izleyiciler. Deren'e öncelikle teşekkür ediyorum. Ardından hocamıza Ünsal Yavuz'a çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan'ı kutlayarak başladık güne. Bugün coşkulu olacak belli ki. Yani ben o coşkuyu hissediyorum. Dilerim siz de hissetmişsinizdir. Tekrar söylüyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra buradayız.